Gelen her aşı Türkiye'de Halk Sağlığı Kurumu'nun özel laboratuvarlarında TİTCK ile beraber incelenecek. Evet. Ki bu en az 2 haftalık bir süreyi gerektiriyor tabii. Sağlık personeli ilk etapta, peşinden 65 yaş üstü, sonra anahtar eleman dediğimiz toplumda mutlaka görevlerini devam etmesi gereken kişiler ve böyle yavaş yavaş 50 yaş altı altta yatan hastalığı olmayanlara kadar gelen bir sıralama var. İlgili arkadaşlarımız sırası gelen kişilere telefon edip nerede yapılacaksa oraya davet edecekler. Kesin emin değiliz. Belki de uzun süreli koruyuculuk olacak. Evet. Ve dünya hep beraber önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde nüfusun %60'ı aşılanmışsa belki bu hastalık bir daha gelmemek üzere geçip gidecek. Aşı ciddi hastalığı kesinlikle önlüyor. Yani şöyle ölümü bir örnek önlüyor, miyiz hocam? Bulaşma zincirini kırdığına ve önümüzdeki günlerde bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bu aşılar başarılı olacak ve biz bu beladan bütün dünya hep beraber önümüzdeki bir yıl içerisinde kurtulacağız. Hastalığı geçirdiğini beyan edenlere ilk dönemde aşı yapılmayacak. Çünkü bugün biliyoruz ki aslında hastalığın kendisi en iyi aşılama yöntemidir. Aman ha. Bir kere aşı yapıldı. İkinci dozu yapıldı. İkinci dozundan 14 gün sonra koruyuculuğunu konuşmaya başlıyoruz. Sağlık otoritesi, idare ne zaman derse ki tamamdır ey vatandaşım maskeni çıkarabilirsin o güne kadar aman ha. Son ferdimiz kurtulana kadar hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. Ben aşı oldum maske takmam diye bir şey söz konusu olamaz. Hem kendi sağlığı hem de ülkemiz için. Ben net söylüyorum, kafam çok net. Türkiye'ye temin edilip Sağlık Bakanlığı ben bu aşının ülkemde uygulanmasına onay veriyorum denmiş. Hangi aşıyı bulduysanız lütfen aşınızı olun. Ben de hangisini bulsam olurum.